Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza doğal sayılarla çarpma işlemiyle devam ediyoruz. Evet kitabımız yine bir örnek vermiş ve çözümünü yapmış. Bu örnek ve çözümleri incelemeniz sizleri matematik konusunda bir ileri adıma atacaktır çocuklar. Çok güzel örnekler ve çözümleri var. Bir çarpma işleminde çarpılan her bir sayıya çarpan, bulunan işlem sonucuna ise çarpım denir demiş bilgi kutumuz. Yine örnek ve çözüm. Biz de şimdi etkinlikle devam edelim. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini sonuçlarıyla eşleştiriniz demiş. Evet burada 405 ile 165'i alt alta yazıp çarpalım. Bakın hiç çarpma bilmeyen öğrencilerimiz için söyleyelim. Çarpma işlemine birler basamağından başlanır. Bakın 5 ile 405'in birler sonra onlar sonra, sonra yüzler basamağı ayrı ayrı çarpılarak yazılır. 5 kere 5, 25, 25'in 5'i... elde var 2. 5 kere 0, 0'dır ama 2 elde olduğu için buraya 2 yazarız. 5 kere 4 de 20'dir. Sonra birler basamağıyla çarptıktan sonra onlar basamağına geçeriz çarpanlardan birinin ve tek tek yine çarpar ve bir basamak sola kaydırarak yazarız bu sefer çocuklar. 6 kere 5, 30, 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 0, 0, 3 elde 3. 6 kere 4, 24 buraya şunu şuradan bir biraz yukarı alalım. Buraya 24 olarak yazarız. Bakın bir basamak sola kaydırdım. Çünkü artık onlar basamağıyla çarpıyorum bakın. Çarpanlarımdan birinin onlar basamağıyla çarpıyorum. Şimdi de yüzler basamağına geçiyorum. 1 kere 5 5 yine bir basamak sola kaydırıyorum. 1 kere 5 5, 1 kere 0 0, 1 kere 4 4 dedik. Bunları topladığımızda 5'i bakın buralarda aslında 0 var. İsterseniz buraları bir basamak sola kaydırırken sıfırlarla doldurabilirsiniz. 5 direkt yazılıyor. 2 0 daha 2. 3 5 daha 8. 4 2 daha 6. 2 4 daha 6. 66.825 olur. Bu sonuçla eşleşir. İkinci işlemimizde 819'da 819 ile 77'yi çarpmış. 819'u yazıyoruz. Altına da 77'yi yazıyoruz. 77'nin birler basamağıyla başlıyoruz. Tek tek çarpacağız. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var 6. 7 kere 1 7. 6 da elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 7 kere 8 56. 1 de elde 57 yazıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde 7 kere 9 63. 7 kere elde var 6. 7 kere 1 7. 6 da elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Yani 7 ile çarptığımız için yine aynı şekilde buraya da 57 yazabiliriz. Topladığımızda ise 3, 6, 7, 3 daha 10 elde var 1. 7, 5, 12, 1 de elde 13. 13'ün 3 13 elde var 1. 5, 1 de elde 6. 63 bin 63, 63 ile eşleştiriyoruz. 109 ile 132'yi çarpmış. Onu da şu köşede yapalım. 132, 109 ile çarpılırken bakın burada ne var? 9 ile önce tek tek çarpacağız çocuklar. Ancak 0'a geldiğimizde farklı bir yol izleyeceğiz. 9 kere 2 18 elde var 1. 9 kere 3 27 1 de elde 28. 28'in 8'i elde var 2. 9 kere 1 9 2 de elde 11. Şimdi sıfırla çarpacağım. Yalnız sıfırla çarptığımda bir basamak sola kaydırıp böyle 0 0 0 yazacağım için ben diyorum ki bu sıfırla çarpmadan direkt 1 ile çarpsak ve 2 basamak sola kaydırsak nasıl olur? Çünkü sıfır toplama işleminde etkisiz elemandır. Sonuçta aşağıya toplarken sıfır etkisileme olarak yazılacak. Yani etkilemez sonucu. Şurada sıfırla çarpmadan S geçiyorum. 1'e geçiyorum. 1 kere 2, 2 diyorum. Ancak buradan 2 basamak sola kaydırarak yazıyorum. 1 kere 3, 3. 1 kere 1, 1. Bu şekilde topluyorum. 8, 8, 3, 4, 1. 14.388 ile eşleştiriyorum. 998'de de 87'yi çarpmış. 998, 87 yazalım ve çarpalım. 8 kere 7, 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 7 kere 9, 63. 5 de elde 68. 68'in 8'i elde var 6. 7 kere 9, 63. 6 de elde 69. Şimdi de 8 ile çarpalım ve bir basamak sola kaydırarak yazalım. 8 kere 8, 64. 64'ün 4'ünü bir basamak sola kaydırdık. Elde var 6. 8 kere 9, 72. 6 da elde 78. 78'in 8'i elde var 7. 7. 8 kere 9 72. 7 de elde 79. Bunları topladığımızda 6. 12'nin 2'si elde var 1. 9. 8 daha 17. 1 de elde 18. 18'in 8'i elde var 1. 6. 9. 15. 1 de elde 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 7. 1 de elde 8. 86.826 ile eşleştiriyorum. Evet bu etkinliğimiz bu şekilde yapılacak. İkinci etkinliğimizde ise aşağıdaki çarpma işlemi tablosunu doldurunuz demiş. Çocuklar bakın buradaki boş kutuya 593 ile yani sütununun başındaki sayıyla satırının başındaki sayının çarpımı yazılacak. Her boş kutuya sütununun başındaki sayı ve satırının başındaki sayı çarpılarak yazılacak. O zaman biz ne yapacağız? 593 ile 983'ü çarpıp bakın buraya yazacağız. 3 kere 3 9, 3 kere 7 3 kere 9 27. 27'nin 7 elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17. 8 kere 3 24. Elde var 2. 8 kere 9 72. 2 de elde 74. 74'ün 4'ü elde var 7. 8 kere 5 40. 7 de elde 47 yazacağız. Sonra 9 çarpacağız. 9 kere 3 27. Bir basamak yine sola kaydıracağız. Elde var 2. 9 kere 9 81. 2 de elde 83. 83'ün 3'ü elde var 8. 9 kere 5 45. 8 de elde 53 olacak. Bunları topladığımızda 9, 11'in bir elde var 1, 7, 11, 7 daha 18, 1 de elde 19, elde var 1, 7, 1 daha 8, 3 daha 11, 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1, 4, 3 daha 7, 1 de elde 8. 5'i de direkt yazıyoruz. 582.919 çıktı. Burası 582.919 olarak yazılacak. Şimdi de 865 ile 983'ü çarparak boş kutuya yazacağız. 865 983 Çarpma işleminde sayıların yerlerini değiştirerek de çarpabiliriz çocuklar. İstersek 983'ü yukarıya 865'i aşağıya yazabilirdik. Evet başlıyoruz 3 ile. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 6 18 1 de elde 19. 19'un 9'u elde var 1. 3 kere 8 24 1 de elde 25. Şimdi 8 ile çarpacağız. 8 kere 5 40 bir basamak kaydırarak yazacağız 40'ın sıfırını elde var 4. 8 kere 6 48 4 de elde 52 52'nin ikisi elde var 5 8 kere 8 64 5 de elde 69 yazacağız şimdi de 9 ile çarpacağız 9 kere 5 45 45'in 5'ini bir basamak sola kaydırarak yazacağız yine elde var 4 9 kere 6 54 54 üstüne 5, 4 de elde vardı 58 58'in 8 elde var 5 9 kere 8 72 5 de elde 77 olarak yazacağız evet birbirine karışmasın diye şuradan şöyle bir çizgi çekelim 5, 9, 10, 12. 12'nin 2'si elde var. 1, 9, 8 daha 17. 2 de burada. 19, 1 de elde. 20, 20'nin 0 elde var. 2, 6, 7, 13. 2 de elde. 15, 15'in 5'i elde var. 1, 7, 1 de elde. 8, 850.295 olarak yazacağız. 95. Evet, üçüncü işlemimizde 593 ile 104'ü çarpacağız. Şurada çarpalım. 593 çarpı 104. Evet 4 kere 3 12 12'nin 2'si elde var 1 4 kere 9 36 1 de elde 37 37'nin 7'si elde var 3 4 kere 5 20 3 de elde 23. Yükler sıfırla çarpmıyorum bakın buradaki sıfırla çarpmıyorum 1'e geçiyorum ve 2 basamak sola kaydırıyorum. 1 kere 3 3 buraya 2 basamak sola kaydırarak yazdım 1 kere 9 9 1 kere 5 5 topladığımızda 2 7 6 11'in 1'i elde var 1 5 1 de elde 6. 61.672 olarak yazıyorum. 865 ile 104'ü çarpalım. Bu sefer de 0 çarparak yazalım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 6 24. 2 de elde 26. 26'nın 6'sı elde var 2. 4 kere 8 32. 2 de elde 34. Şimdi sıfırla çarpalım. 0 kere 5 0. Bir basamak sola kaydırarak yazıyorum. 0 kere 6 0. 0 kere 8 0. Sonra 1 ile çarpacağız. 1 kere 5 5 bir basamak yine kaydırıyorum. 1 kere 6 6 1 kere 8 8. Topladığımızda 0 6 4 5 daha 9 3 6 daha 9 ve 8. 889.960 olarak buluyorum. Evet bu işlemin sonucu da bu olacak. Yine örnekler verilmiş. Bakın bu örneği güzel inceleyin çocuklar. Çok güzel bir soru. Karşınızda da çok çıkacak. Brella alfabesiyle alakalı bir soru. Çözümünü verdiği için ben size bırakıyorum bunu. Pekiştirelim kısmında. Bakalım hangi işlemleri yapacağız. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Evet çarpma işlemine dediğim gibi birler basamağından başlıyoruz. 4 ile 124'ün bütün rakamlarını tek tek çarpıyoruz ve birler basamağından başlıyoruz. 4 kere 4 16 16'nın altı elde var. 1 4 kere 2 8 1 de elde 9. 4 kere 1 4. Şimdi 3 ile çarpacağız. 3 kere 4 12. Bir basamak kaydırarak 12'nin ikisini yazıyoruz. Arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Elde var. 1 diyorlar buraya. Sonra 3 kere 2 6. 1 de elde 7 dedikten sonra bu eldeyi siliyorlar. 3 kere 1 3. Bu şekilde de yapabiliyoruz. 6'yı direkt indiriyoruz. 9 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1. 4, 7 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 1 de elde 4 diyoruz. Diğer bir çarpmamız. Yine 5 ile çarpacağız tek tek. 5 kere 2, 10. Onun 0'ı elde var. 1. 5 kere 7, 35. 1 de elde 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 8 kere, 5 kere 8, 43 de elde 43 diyoruz. Şimdi 2 ile çarpacağız. 2 kere 2, 4. Bir basamak kaydırıp buraya yazıyorum. 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 8 16 1 de elde 17 olarak buraya yazıyorum. Sonra 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2 6 yine bir basamak sola kaydırarak 6'yı buraya yazıyorum. 3 kere 7 21 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 8 24 2 de elde 26 diyorum ve bunları da topluyorum. 0 6 4 daha 10 10'un 0'ı elde var 1. 6 4 10 3 daha 13 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 4 7 daha 11 1 burada var 12. 1 de elde var 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 6 bir daha 7. 1 de elde 8 ve 2. 183.400 olarak buluyorum. 213 de 107'yi çarpalım. 7 kere 3 21 elde var 2. 7 kere 1 7 2 de elde 9. 7 kere 2 14. Sonra 0 ile çarpalım. 0 kere 3 0. 0 kere 1 0. 0 kere 2 0. 1 ile çarpalım. 1 kere 3 3 her seferinde bir basamak sola kaydırıyorum. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Topluyorum ve sonucu buluyorum. 1, 9, 4, 3 daha 7, 1, 1 daha 2 ve 2. 22.791 olarak buluyorum. Evet yine 405 ile 26'yı çarpalım. 6 kere 5, 30. 30'un sıfırı elde var. 3. 6 kere 0, 0. 3 de elde. 3 yazıyoruz. 6 kere 4, 24. Sonra 2 ile çarpacağım. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 2 kere 0, 0. 1 elde. 1 yazıyoruz. Elde var 1'i yazıyoruz. 2 kere 0 0 ama elimizde var 1. Buraya yazıyoruz. 2 kere 4 de 8. Topladığımızda ise 0, 3, 5 ve 8, 2 daha 10. 10.500 olarak 530 olarak buluyoruz. Gelelim buraya. Şimdi 0 kere 5 0. 0 kere 7 0. 0 kere 9 0. 4 kere 5 20. 20'nin 0'ı bir basamak kaydırarak yazdık. Elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde. 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 4 kere 9 36 3 de elde 39 yazıyoruz. Sonrasında 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 5 15 bir basamak kaydırıyoruz. 15'in 5'ini yazıyoruz. Elde var 1. 3 kere 7 21 1 de elde 22 elde var. 2 3 kere 9 27 2 de elde 29 olarak yazıyoruz ve topluyoruz. 0 0 Burası 5. 9, 2 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, 10, 13. 9, 3 daha 12. 1 de elde 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 de elde 3 diyoruz. 331.500 olarak buluyoruz. İkinci sorumuzda 287 çarpı 345 büyüktür. Kare şeklinde verilen işlemde kare sembolü yerine gelebilecek en büyük doğal sayı kaçtır demiş. Çocuklar öncelikle bu çarpmanın sonucunu bulmalıyız. 345 ile 287'yi bir çarpalım. Sonra oraya bir yazalım. Tabi sığmayabilir mi? Sığmayabilir gibi. Neyse şurada çarpalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 4 28 3 de elde 31. 31'in biri elde var 3. 7 kere 3 21 3 de elde 24. 8 de çarpalım. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı bir basamak kaydırarak yazdık. Elde var 4. 8 kere 4 32 4 de elde 36. 36'nın altı elde var 3. 8 kere 3 24 3 de elde 20. 7 olarak yazıyoruz. Şimdi 2 ile çarpacağız. 2 kere 5 10. 10'un sıfırını bir basamak kaydırarak yazdık. Elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. 2 kere 3 6 buraya yazdık. Şimdi toplayalım. Evet sığmadı gibi bir şey oldu ama burada yazalım. 5 buraya gelsin. 1 0 daha 1. 4 6 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 7 2 daha 9 9 daha 18. 1 de elde 19 19'un 9'u elde var. 1 6 2 daha 8 1 de elde 9. 99.015. bakın yazıyorum. 99.015 sayısı büyüktür kareden. Çünkü 99.015 sayısı birçok sayıdan büyüktür ama kare yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı 99.014 olmalıdır. 99.015 büyüktür. 99.014'ten deriz kare. Burada 99.014 olur. Üçüncü sorumuz 728 çalışanı bulunan bir fabrikada her çalışanın maaşına 458 TL zam yapılmıştır. Bu fabrikada çalışanlar için ödenecek toplam zam miktarı kaç Türk lirasıdır demiş. Çok da bir zam yapılmamış bakın. 728 tane çalışanı varmış. Hemen şurada nerede çarpalım? Şurada çarpalım. 728 kişiye her birine 458 lira verilecekse çarpma işlemi uygularız. Çarpalım. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 2 16. 6 da elde 22. 22'nin 2'si elde var 2. 8 kere 7 56. 2 de elde 58 diyoruz. Şimdi 5 ile çarpacağız. Bir basamak kaydırarak yazacağız. 5 kere 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 5 kere 2 10. 4 de elde 14. Elde var 1. 5 kere 7 35. 1 de elde 36 yazacağız. Sonra 4 ile çarpacağız. 4 kere 8 32. 32'nin ikisini yine bir basamak sola kaydırarak yazacağız. Elde var 3. 4 kere 2 8. 3 de elde 11. 11'in biri elde var 1. 4 kere 7 28. 1 de elde 29 diyeceğiz. Ve toplayacağız. 4, 2, 8, 4 daha 12, 2 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 6, 11. Bir de burada 12. Bir de eldeydi 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 9, 3 daha 12. Bir de elde 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 de elde 3. 300, 30, 3000, 424 TL toplam zam yapılmıştır diyoruz. Evet işçilere düşen zam çok düşük ancak patrona da büyük bir maliyet getirmiş. Dördüncü sorumuza geldiğimizde, yanında bir galeride satılan arabaların markalarına göre taksit sayısı ve bir taksit tutarı verilmiştir. Buna göre galeride satılan ABC marka arabaların fiyatlarını bulunuz demiş. A marka araç taksit sayı, sayısı 90, bir taksiti de 985 liraymış. Çocuklar 985, 985 tam 90 taksit ödeyeceksek, 90 ile çarparız. 0 ile çarpalım, 0 kere 5 0. 0 kere 8, 0. 0 kere 9, 0. Normalde bunu 9 ile çarpıp en son sonucun yanına 0 yazarak da bulabiliriz. Bunu çarpma işleminin kolay yöntemleriyle zinden çarpma işlemlerinde göreceksiniz. Sonra 9 ile çarpacağız. 9 kere 5, 45. 45'in 5'ini bir basamak sola kaydırarak yazdık. Elde var 4. 9 kere 8, 72. 4 de elde. 76. 76'nın 6'sı elde var. 7. 9 kere 9, 81. 7 de elde. 88. Topladığımızda 0, 5. 6, 8, 8. 88 bin 650 liraymış arabanın fiyatı. Hmm. Öyle bir araba kalmalı şimdi şu anda. Şimdi B markanın kaç lira olduğunu bulalım. 865 lira taksitlerle tam 75 tane taksit ödenecekmiş. 75 tane taksit de bitmez. 5 kere 5 25. 25'in 5'i e elde var 2. 5 kere 6 32 de elde 32. 32'nin 2'si elde var 3. 5 kere 8 43 de elde 43 diyoruz. Sonra 7 ile çarpacağız. 7 kere 5 35. 35'in 5'ini bir basamak sola kaydırarak yazıyorum. Bunu niye çok söylüyorum? Bazı arkadaşlarımız kaydırmayı unutuyorlar ve yanlış buluyorlar sonucu. O yüzden her seferinde söylüyorum çocuklar. Daha iyi öğrenin diye. Elde var 3 dedik. 7 kere 6 42. 3 de elde 45. 45'in 5'i elde var 4. 7 kere 8 56. 4 de elde 60. Bunları topladığımızda ise 5, 7, 8, 4 0 daha 4. 6. 64.875 liraymış B marka araçta. Daha ucuzmuş ama böyle araçlar kalmadı artık. Bu fiyatlarda araçlar olsa herhalde herkes kuyruğa girer. Şimdi 80 taksit ödenecekmiş. 795 liraymış bir taksiti C marka aracın. 80 çarpalım. Bakın bunu da şöyle yapalım. Çocuklar çarpma işleminde şu sıfırı işleme koymuyoruz. 8 ile 795'i çarpacağız. En son yanına sonucun yanına bir sıfır koyacağız. Çünkü buradaki sıfırla çarpmadık. Hani bir basamak kaydırıyorduk ya oradan sıfır geliyordu. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı elde var 4. 8 kere 9 72. 4 de elde 76. Elde var 7. 8 kere 7 56. 7 de elde 63. Bakın şimdi sıfırı şuraya yazıyorum. 80'le çarpmış oluyorum. 8 ile çarpıp yanına 0 koyarsak sonucun 80 ile çarpmış oluruz. 63.600 liraymış C marka araçta. E o zaman şöyle yapalım. A marka araç, B marka araç, bu da C marka aracın toplam tutarıdır diyelim. Beşinci sorumuz aşağıda çarpma işlemlerine ait bir şema verilmiştir. Verilen şemada bulunan boş kutuların yerine gelmesi gereken doğal sayıları yazınız demiş. Bakın buradaki sayı 13 ile 18'in çarpımıymış. Hemen çarpalım. 13, 18'de çarpıldığında 8 kere 3, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 8 kere 1, 8. 2 de elde. 10. Sonra 1 ile çarpacağız. 1 kere 3, 3. Bir basamak sola kaydırarak yazıyoruz. 1 kere 1, 1. Topladığımızda buraya 4, 0, 3 daha 3, 1, 1 daha 2. 234 sayısı gelecekmiş buradaki boş kutuya. Sonra 134 ile de 146 çarpılıp 13 bulunacakmış. Bulalım. 234 146 6 kere 4 24 24'ün 4'ü elde var 2. 6 kere 3 18 2'de elde 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 6 kere 2 12 2'de elde 14 6 ile çarptık. Şimdi 4 ile çarpalım. Bir basamak kaydırarak yazalım. 4 kere 4 16 16'nın 6'ı elde var 1. 4 kere 3 12 1'de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 4 kere 2 8 1'de elde 9. Şimdi de 1 ile çarpalım. 1 kere 4, 4. Yine bir basamak sola kaydırarak yazalım. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Topladığımızda bakın buralarda 0 var çocuklar. 4, 0, 0, 4. 6, 0, 0, 6 toplandığında. 4, 3 daha 7. 4 de burada 11. 11'in 1'i elde var. 1. 9, 1 daha 10. 3 de burada 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 2. 1 de elde 3. 34.000 164 olarak sonuç bulunur. Evet ne demiş? Bir beyaz eşya mağazası sattığı her buzdolabından 345 TL kar etmektedir. Bu mağazada bir ayda 136 adet buzdolabı satılmıştır. Buna göre mağaza bu satışlardan toplam kaç Türk lirası elde etmiştir demiş. Kar elde etmiştir. Şimdi bir tanesinden elde ettiği kar 345 TL ise 136 tane sattıysa 136 kez 345 TL kazanır. Yani çarparak bulunur sonuç. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 4 24. 3 de elde 27. 27'nin 7'si elde var 2. 6 kere 3 18. 2 de elde 20. 3 kere 5 15. Bir basamak sola kaydırarak yazıyoruz. 15'in 5'ini elde var 1. 3 kere 4 12. 1 de elde 13. Elde var 1. 3 kere 3 9. 1 de elde 10. Onu da buraya yazıyoruz. Sonra 1 kere 5 5. Yine bir basamak kaydırdım. 1 kere 4 4. 1 kere 3 3. Topladığımızda 45'te de toplamayın sakın ha. Evet 0 indiriyoruz. 0. 7 5 daha 12 elde var 1. 5 3 8 1 de elde 9. 4 2 daha 6. 3 1 daha 4. Tam 40 46920 TL kar etmiştir diyoruz. Nokta. Evet çocuklar çarpmayla ilgili çalışmalarımız bunlar. Bundan sonra bölme işlemiyle ilgili çalışmalarımız var. İlerleyen günlerde kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir arkadaşlarınıza tavsiye ederek onların da kanalımıza katkıda bulunmalarını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.